Teknobiyotik TV'den herkese merhaba. Bu videomuzda kendime satın aldığım, altını da çiziyorum, herhangi bir sponsor veyahut da destek olmadan gerçekleştirdiğimiz bir inceleme olacak. Xiaomi'nin Earphones Lite olarak geçen docking station'lı Apple'ın AirPod'unu andıran görmüş olduğunuz bir kulaklık setini ya da Bluetooth kulaklık kitini sizlere tanıtacağız. Stereo çift kulaklık var. Hemen kutu içeriğinden bahsederek başlayalım. Kutu içeriğini açtım. Videolar kısa olsun istiyorsunuz diye çok hızlı olacak. Ses kalitesini değerlendireceğiz. Fiziksel özelliklerini anlatacağız. O yüzden sonuna kadar sabırla izlemenizi eğer bu tarz bir kulaklık düşünüyorsanız hatırlatalım. Kullanım kılavuzu olarak bir adet Türkçe kılavuz var. Çünkü diğer kılavuzda dokunmatik ayarlardan falan bahsedilmiş. Diğer kılavuzda Türkçe dili yok. Benim satın almış olduğum üründe Xiaomi'nin kendi ithalatı olmadığı gözüküyor. Dolayısıyla ürünün orijinalliği konusunda araştırmanızı iyi yapmanız lazım. Bu arada Xiaomi'nin çok fazla çünkü orijinal olmayan versiyonda kulaklıkta ve diğer ürünlerde dolanıyor. Diğer kılavuzda farklı diller var. Kulaklıklarımızın kenarları dokunmatik. Burada dokunmatik menünün nasıl çalıştığı anlatılıyor. Ben bu videoyu uzatmamak için kulaklığın dokunmatik vesaire kısa yollarından bahsetmeyeceğim. Samsung S10e benim kullandığım telefon kompakt boyutta olduğu için ürünün boyutunu kıyaslamanız için yanında duruyor. Docking Station'ın şu şekilde telefona göre oranlayabilirsiniz. Elime aldığımda da gayet kolay bir şekilde tutabildiğimi görüyorsunuz. Küçük bir ürün. Type-C bağlantısı var. O yüzden 50 santim civarı bir Type-C kablomuz var. Alt taraftan docking station dediğimiz bu istasyonu şarj ediyor. Kutuyu neden tutuyorum? Çünkü kutunun üzerinden okuyacağım bazı bilgiler var. Bozuk para olarak 2 adet 1 lira yüksekliğinde ve 1 lira genişliğinde bir kutudan bahsediyoruz. Buradan üst tarafından da daha rahat görebilirsiniz. Arka tarafına da geldiğimizde yine aynı. Yani kısacası bu bir küple kare arası bir formda oldukça kompakt bir kutu. İçinde de 2 adet kulaklığımız bulunuyor. Kapağımız da mıknatıslı, öyle kolay da açılmıyor. Açılsa bile hemen kapanıyor. Bakın şu hareketi yapıyorsunuz. Açık kalmıyor yani, hemen geri geliyor. Kutunun plastik kalitesi oldukça tatminkar. Böyle elinizde tok, sağlam bir his veriyor. Dışında böyle nubuk vesaire tarzı bir hissiyat yok. Düz plastik hissiyatı. Ürünle beraber kulaklıkların üzerinde 2 adet silikon geliyor doğal olarak kullanabilmeniz için. Ama 1, 2, 3 farklı boyda, yani 3 çift silikon geliyor olması da kulağınıza uygun boyutu seçmeniz için önemli. Çünkü bu kulak içi bir kulaklık tam olarak sayılmıyor. Dışarı doğru bir uzun uzantısı olduğu için. Şimdi hemen yandaki özellikleri söyleyeyim. True Wireless Stereo demiş. İki kulaklığın gerçek stereo olduğunu belgelemiş. Call Noise Cancellation demiş. Ses kalitesinden videomuzun sonunda hızlıca değineceğim, o yüzden geçiyorum. Ses dışarıdan cancellation var. Evet, dışarıyı rahat duyamıyorsunuz. Yani film izlerken falan sizi izole ediyor. Güzel tarafı var konuşurken de. Bunun haricinde Fast Charging, yani hızlı şarj desteği var. Fast Connecting dediği de kutunun yanında bir buton var. Butona bastığınız zaman ışık yanıyor ve docking içindeyken de eşleme yapabiliyorsunuz. Touch Control dediği de cihazın üzerinden gerçekleşiyor. Şimdi bunları kenara alalım ve kameramızı tekrar şöyle bir yaklaştıralım. Biraz daha zoom yapıp tekrar net dedik. Ve manuel netlemeden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Artık biraz daha yakın çekim. Kutusunu açtığımızda şurada küçük bir çentik görüyorsunuz. Tutup açmak oldukça kolay. Şimdi burada hem bir artı hem de eksi olarak söyleyebileceğimiz şey, bu kulaklıklar kutudan düşmüyor. Bu bir artı. Yani kapak açılsa da mıknatıslar güçlü. Ama çıkarmak nasıl olacak? Yuvarlak olduğu için tutamıyorsunuz. Dolayısıyla silikon şu kulaklığın ucundan buradan kulağından çekermiş gibi, sanki bir çocuğu. Kulağından çekiştiriyorsunuz. İçeride temas noktalarını görüyorsunuz. Zaten kulaklıklar bu temas noktaları üzerinden şarj alıyor. Artık bunu birçok Bluetooth kulaklık üzerinden biliyorsunuz zaten. Kulaklıklar simetrik değil. Dolayısıyla hangi kulağınıza ne geleceği kutunun üzerinde zaten karıştıramazsınız o yüzden. Bu da güzel bir artı. Ama dediğim gibi şu şekilde tutup kulaklığı çıkarıyor olmak bana ilginç geldi. Silikon açısından ve düzgün de tutamıyorsunuz. Yani buradan tutarken eliniz hafif nemliyse veya kulaklık nemliyse, spor yaptıysanız düşürebilirsiniz de kulaklığı bence. Artı namına kolay çıkmıyor. Kapakların üstünde de yine o şekilde çukurlar var ve kulaklığımızı kavruyor. Ben bunlardan bahsederken yakın çekimlerini göreceksiniz. Bu kulaklığın hemen artıları ve eksilerine gelelim. Yaklaşık 4 gündür kullanıyorum. Daha önce QC'ye T1, TVS serisinden birçok Çin malı kulaklığı inceledik. Kulaklığın artıları ne? Uzun olduğu için kolu mikrofon ses alma konusunda bir eksikliği yok. Ancak karşılıklı konuşmada maalesef ses kalitesi anlamında
radyo dinliyormuşsunuz gibi sizi mağdur ediyor. Oldukça monoya yakın, kötü bir kalitesi var ve karşı tarafta konuştuğum insanların bir kısmı da iPhone kullanıyordu. Dolayısıyla ses kalitesi konuşma için kötü. Eğer konuşmak için alıyorsanız bu kulaklık doğru kulaklık değil. En azından bu kulaklık orijinal değilse bile ne aldığınıza dikkat etmelisiniz. Yani Xiaomi'nin orijinalinde ses daha iyiyse yorumları aşağı bırakırsanız da almayı düşünenler için faydalı olacaktır. Burada herhangi bir övme veya yerme yapmıyoruz. Bu kulaklık üzerinden konuşuyoruz. O yüzden de arkasında zaten kodunu söyledik. TWSEJ03WM diye yazmışlar. Kulaklığın artısı görüntüsü çok güzel. Şarj anlamında şarjı 4 saat yaklaşık 3-4 saat arası %70 ses seviyelerinde gidecektir. Tipi çok güzel. Kulağınıza taktığınızda görüntüsü güzel. Dokunmatik olması kimine göre hoş, kimine göre nahoş. Bana göre bazı dokunmatik tepkileri geç veriyor. Ben QCT1'in açıkçası fiziksel tuşlu halini biraz daha buna yeğliyorum. Fiziksel olarak malzeme kalitesi, buradan dönüş şekli ve plastik kalitesi filan premium bir his veriyor. Yani ucuz bir kulaklık almadığınızı biliyorsunuz. 230 lira civarı ben aldığımda fiyatı vardı. Ucuz bir kulaklık da sayılmaz. Daha ucuza sesi daha iyi kulaklıklar var. Ses seviyesine gelecek olursak yorumlar tabii ki göreceli. Enstrümantal müzik dinleyen biriyim. Testlerimi ne üzerinden yapıyorum? Klarnet, saksafon ve trompet tarzı üflemeli sazlar. Keman, gitar gibi akustik telli sazlar, bunların içinde tambur ve kanun da var. Türk musikisini de içine alıyor. Enstrümantal müzik dinlediğimde telli enstrümanlar genelde orta frekansı ve tizi kullandığı için burada ciddi verimli bir ses kalitesi alabiliyorsunuz. Üflemelilere geldiğimizde klarnet veyahut da klarnetin haricinde oboa tarzı dip bas veren üflemeli enstrümanların seslerinde bir miktar boğulma hissedebilirsiniz. Çok üst seviyede. Ama en çok baslı film veya oyun oynayacaklara etkileyecektir. Çünkü basları güçlü değil. QCT1'in basları bu alete göre daha güçlü bu cihaza göre. Dolayısıyla eğer çok baslı müzik dinliyorsanız bu kulaklık yine sizin kulaklığınız değil. Çok telefon konuşacaksanız ideal bir kulaklık olduğunu söyleyemem. En azından benim satın aldığım örneğin. Kulakta durması anlamında da eğer yoğun spor yapıyorsanız, ben oldukça aktif spor yapmaya çalışıyorum. Koşu, şınav, mekik vesaire. Bu hareketler sırasında kulağınızda durmakta zorlanıyor. Bunun da sebebi o kulak içi olan küçük kulaklıklar gibi olmaması. Uzun bir bölümü var ve bu bölüm haliyle dışarıda sallanıyor. Kulağınıza doğru olan kauçuklu bölümü seçseniz bile kulak içi küçük AirDot tarzı olan, buna Xiaomi'nin kendi kulaklığı veya QCT1'i de dahil edebilirsiniz. Daha önceki incelediğimiz küçük kulaklıklar daha iyi olacaktır spor için tercih edilecekse. Dolayısıyla videomuzun sonuna doğru geliyoruz. Sizler de bu ürünü yurt dışında geçen Pro versiyonuyla veya Türkiye'deki hangi üreticiden aldıysanız, daha doğrusu firmadan aldıysanız, onu da altına yazarak kalitesine yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Ben şahsi tecrübelerimi paylaştım. Dediğim gibi sponsor olmayan bir video. Sadece sizleri bilgilendirme amaçlı. Videomuzun altındaki linkten bu Bluetooth kulaklıklarla beraber kullanabileceğiniz teknobiyotik.com'dan herhangi bir PC siparişi geçebilirsiniz. Ve teknobiyotik.com'dan yapacağınız herhangi bir OEM donanım siparişi videolarımıza ve kanalımıza destek olacaktır. Hatırlatalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Beğenip paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.